Şirki anlamak için maddeyi de iyi anlamak gerekiyor. Mesela ben sizden şimdi görüşüyorum. Beynimde Allah sizi yaratıyor. Dışarıda sizin cisminiz var ama dışarıdaki hiç cisminizi görsem saydam. Dolayısıyla göremem. Bir de karanlık dışarı zaten hiç göremem. Evet. Bir de renk de yok. Renk, değil mi? Işık ve cismin üç boyutlu, yani saydam olmayan görüntüsü beyinde oluşuyor. Allah evet. yaratıyor. Bütün güç kudret Allah'ın elinde. Dolayısıyla mesela ben şimdi konuşurken desem ki güzel konuştum. Değil. Allah güzel konuşturdu. Evet. İnşallah. Mesela siz soru sordunuz. Güzel soru sordunuz. Değil. Allah güzel soru sordurdu. Tabii. Yani buna iman edip aklımızı sürekli bileceğiz. Yani sokakta da dışarıda da benlik duygusu olmaması lazım. Yani ben yaptım, ben ettim. En büyük şirk bu. Yani şu an dünyada evet, yani hakim olan budur. Ama yani klasik şirk de var tabii. Yani direkt puta tapıyorlar. Mesela insanı putlaştırıyorlar. İnsana tapıyorlar. Mesela Hazreti İsa'yı Allah diye ona tapıyorlar. Mesela bu bir şirktir. Evet. Hazreti İsa'nın Allah olmadığı belli. Evet. Yani yazık günah değil mi? Birçok insanı da azaba sürüklemiş oluyor. Mesela Amerika'da, İngiltere, Avrupa'da büyük bir kitle dinsiz oldu o yüzden. Yani Hazreti İsa'yı Allah dedikleri için. Mesela peygamber demiş olsalardı çok fazla insan iman edebilirdi. Evet. Çok çok daha fazla Hristiyan olurdu. Yani çok çok mantıksız gördükleri için iman edemiyorlar, etmiyorlar. Evet. Ama yani şirkin tabii puta tapma şeklinde olan da var. Ama Afganistan'da orada burada var. Fakat onlar yani işin doğrusu o kadar Müslümanların asıl hedefi olmuyor şu an. Çünkü Avrupa'nın, Amerika'nın şirkten kurtulması çok önemli. Oralar kurtulursa onlar otomatik oraya bağlı zaten hemen onlar da düşer. İnşallah. Çok kolay olur inşallah.